Esra'cığım istersen seni ben bırakabilirim. Ah Çağla Hanım çok teşekkür ederim ama ben bir taksiye binip giderim hiç zahmet etmeyin. Peki nasıl istersen. Bu arada seni gördüğüme çok sevindim. Teklifimi de bir kere daha düşün olur mu? Olur. İyi geceler. İyi geceler. O zaman yarın görüşürüz. Görüşürüz Çağla. İyi geceler. İyi geceler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Ucuz atlattık. Ne? Ne? Gitti. Gitti mi, gitti mi, gitti mi? Ay ucuz atlattık. Gerçi Musa olmasa atlatamazdık. Ya estağfurullah biz ne yaptık ki? E o zaman artık biz Zeynol'e gidelim. Size iyi akşamlar, değil mi? Ya bu kanepeler beni hiç doyurmadı, aksine acıktırdı. Sahilde bir köfteci var. Sarı bir minibüs. Sahilin kenarında sulu sulu köfte yapıyorlar. Ne diyorsunuz, yer miyiz? Yeriz. Ben severim, çok severim ben seyyar köfte. Yeriz. Olur. Musa bunu uyar. Gidelim. Biz arabayı alalım o zaman. Çok seversin değil mi sen köfteyi Zeyno ha? Sen o kadar çok seveceksin ki o köfteye bayılacaksın. Ben bayılacağım ama senin mahalleye gidince. Ya. Ne yağsı be, ne yağsı? Ya çok iyi hikaye ya. Dur dur, bunu neye anlatacağım? Ya yeter mi artık Zeyno? Anlatmasam mı artık? Yeter mi sanki? Hepimiz doğurduk hikayeye. Değil mi? Ya ne güzel, siz mahalleden arkadaşsınız. Özendim vallahi. Aman ne var canım, 20 yıllık bir açıklığım var. Bence onu hızlandırılmış bir programla biz kapatabiliriz. Evet, bence hemen başlayalım. Musa? Zeyno? Selfie çekinelim mi? Evet, selfie çekinelim. Manzara çok sinir. Şunlara bak. İnanmıyorum şu an. Şunlara bak. Esra, çok güzel konuştun bugün ödül töreninde. Yine herkese kendini hayran bıraktın. Hepsini etkiledin. Belki sen farkında değilsin ama galiba sen sonunda iyi olduğun işi buldun Esra. Öyle mi? Öyle tabii. Ya projede istiyorlar seni. Bu ne kadar önemli bir şey sen biliyor musun? Ve bunu sen kendin başardın. Hatta bana rağmen başardın. O gün toplantıda cesaret ettin, konuştun ve sonucunu aldın. Neden? Çünkü sen cesursun Esra. Böyle hesaplı kitaplı değilsin. Ozan, yani çok teşekkür ederim. Yani çok güzel şeyler söyledin benimle ilgili. Ama her konuda cesur değilsin ne yazık ki. Bazı konularda kaçak oluyorsun. Mesela? Mesela işten ayrılma konusu Esra. Hala aklıma yatan bir açıklama yapamadım bana. Yani ben gerekli açıklamayı yaptım bence. Başka bir açıklama. İkimiz de bunun doğru bir neden olmadığını biliyoruz Esra. Yok. Yani, neden? Ne neden? Esra, neden ayrıldın şirketten? Saat kaç? Kaç oldu ya anlamında? Saat kaç? Allah Allah. Saat kaç ki? Zeyno! Saat kaç? Zeyno, hadi gidiyoruz. Hadi kaç. Ya bir dur, bir dakika ya. Ne selfie çekeceğim. Bir git. Git ah, bir. Zeyno ya. Ne selfiesi kız, yürü. Hadi bir. Evet, gördüğün gibi Zeynep sana şu an yardım edemez. Seni dinliyorum Esra. Telefon. Telefon çalıyor. Sen bence geciktirmeye telefonunu aç. Sonra önemlidir falan şey olmasın. Aç. Zeyno. Esra. İş telefondur. Önemli değil. Sonra bakarım. Evet. Esra. Annem aradı. Bizim gitmemiz lazım. Biraz. Gördün mü? Yani ben hissetmişim demek ki. Bak saat dedim, kaç dedim, ben bir şeyler dedim. Zeyno'nun annesi aramış. O yüzden bizim gitmemiz gerekiyor. Hadi biz taksi tutalım gidelim. Hadi çekil. Ben bırakırım. Evet, Ozan bıraksın koca araba. Evet. Evet, Ozan bıraksın ya. Ay Zeyno, kız sen ne iyi ettin de geldin. Zeyno! Zeyno, benim ötlerin yemeğinde iyi yaptın. İyi ki geldin. Şuna bak, şu tatlılığa bak Zeyno. Hadi Musa. Hadi Musa, hadi Zeyno. Teşekkür ederim Ozan. İyi akşamlar. Esra. İşe dön. Herkes çok özledi seni. Yani ben de herkesi çok özledim ama... Ama ne Esra? Yapma böyle.
Ben kararımı verdim Ozan. İyi akşamlar.